Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Doğru Astroloji Billur TV'de. Billur TV'de burçların aşkları konuşuluyor. Kafe Cadde, Draft'teyiz Filiz Özkol'la birlikte. Başak burçlarına geldik. Başak burçları aşk oluyor mu? Aşık olduğunu zannediyorlar mı? Onlara bu soruyu sormak lazım. Çünkü değişik bir şekilde seviyorlar sanırım. Kalpleri yok gibi onların. Sadece beyinleri ve kafaları var. Kalplerine, beyinleriyle kafaları arasında ne kadar beyin alışverişi var düşünmek lazım. Çünkü onlar akılcı insanlar, Merkür insanları, işlek bir zekaları var. Karakterlerine diyeceğimiz yok. Kadınları daha duygusal ama. Ben mesela, benim babam Başak'tı. Anneme acayip tapardı yani. Anneme olan aşkını her yerde anlatırdı. Ama bizim anladığımız anlamda bir aşk yaşadığını zannetmiyorum. Yani işte, annem onun hayatına çok uygun olduğu için, işte onun tam çocuklarının annesi olabileceği için, çok güzel olduğu tutuyor. İçin. Ha, konsept sanki tutuyor. Sanki öyle gibi geliyordu ama bana. Ama çok seviyordu, o başka. Ya kibirli erkekler, Başak erkekleriyle geçirmek gerçekten zor. Zor. Çok hiçbir zor. Şey beğenmez. Beğenmeyen, yani dünyanın en akıllı insanı olduğunu zanneden. Sonuçta akıllılar da, yani ona da sözümüz yok ama bu kadar kibirli ve ben çok akıllıyım, çok havalıyım, çok işte özelim, bütün kadınlar bana hayran olabilir duygusunun altında gizli bir özgüvensizlikleri vardır. Onları ortaya çıkaran kadınlardan hoşlanmazlar. Onun egolarını okşayacak kadınları severler ama aynı zamanda da çok zeki kadın isterler. Çok zeki kadın senin egonu okşamaz ki, niye okşasın ki? Zeki kadın zaten senin iç güvensizliğini görür. Egoyu daha böyle ruhu böyle daha çocuksu kadınlar, yani erkeği çok fazla abartmayı seven kadınlar, daha böyle nasıl anlatırım, onu anlatmak da zor. Hani bazı kadınlar erkekleri pohpohlamayı severler, yapılarında vardır. O tür kadınlar onları abartır. Ama çok zeki, çok akıllı, özgüveni çok yüksek olan bir kadın gelip de başa, aa paşam sen dünyanın en özel adamısın demez. Demeyi de normal saygısını gösterir, normal ilişkisini yaşar ama erkeği onarı etmez. Onarı edildiği aşkları sever akrep, başak erkekleri ama bunu yaparken de aptal kadını istemez. İstemez. Orada kim bir bozuluyor. Aptal kadını. Ama işte böyle hani onu onarı edecek kadın çok güçlü, çok işinde çok başarılı olmasını ister. Öyle bir kadın modeli de gidip başak onarı etmez. Orada işte kimya denklemi bozuluyor. O yüzden akrep hiçbir zaman aradığı kadını Başak hiçbir zaman aradığı kadını bulamıyor. Bulduğunu zannettiği kadınlar onu takmadan çekip gidebiliyor. O da zannediyor ki o kadınları ben terk ettim. Başaklarla balıklar güzel ilişki kuruyorlar. Onlar zıt burçlar. Evet. Birbirlerini ama ben zıt burç olarak bu kadar çok karı koca tanıdığım tek başakla balık. Ne akreple boğa bu kadar tanıdım, ne aslanla işte. Aslan zıt burcu hangisi? Kova tanıdım. Başaklar, çok ilginç bir şey. Ama başaklar bu tür kadınları hayatının ikinci bölümünde aldıkları zaman yürüyebiliyor ilişki. Gençlik yıllarında hiçbir başağı, hiçbir kadın zapt edemez. Başağın biraz... Babam 48 yaşından sonra anneme evet, yani çok aşık. Çok doğru bir zamanda. Annene hala liseli bir genç gibi aşığım derdi bana mesela. Ama tabii ki. Çünkü işte artık o gençlik yıllarının fırtınası bitmiş. Biraz gücü kırılmış. İlk karısına bırakmamış. Değil mi? Ay çok ilginç bir aşık onların ki. Evet, annenden de dinlemiştim bir ara. Sonuç olarak zeki adamlar, zeki kadınlar. Bak, kadınlar biraz daha duygusal gibi gözükseler de içlerinde yine bir matematiksellik vardır. Hiçbir başak insanı, bak kadın olsun erkek olsun, ben duygusal olduklarına inanmıyorum. Ben öyle de. Bir model yok. Yok. Hani iyimserlikle yaklaşıyoruz. Hayır, ya. Yükseleni yengeç mengeç değilse. Yengeçse, terazisi. Çünkü arkadaşımın annesi var. Aşırı duygusal o da böyle. Yükselenin hani aşırı balıktır, ötesi akreptir. Duygusal. Hele başağın yükselenin boğaysa, bir zaman sonra onların yükselenleriyle birlikte de başka bir bölümlerde anlatırız. Daha mantıksal olur. Başak her şeyi hızlı düşünür. Bak, zeki insanlardır ve onların düşünme hızına yaklaşamazsın. Ama neyi nerede düşünüyor?
şeytani de değillerdir de çok işlek bir zekaları vardır. O işlek zekayı yakalamak lazım. Karşısındaki kadın çok işlek zekaysa ve gerçekten akıllıysa, gizli bir şekilde erkeği onere ediyorsa, çaktırmadan, hissettirmeden erkek ona sırılsıklam aşık olabilir. Ve o kadın da elinden kaçırırsa ömür boyu o kadın modelinde tipler arar ve bir türlü o modeli yakalayamadığı için hayatının ikinci bölümünde o modeli en çok benzeyen biriyle evlenebilir. Ve tabii ki onların zapt etmek çok zor. En huysuz, parası biraz da cimridir başaklar. Hani şey böyle zannedersin ki çok cimri. Cimrisi çok cimri. Hiç böyle biraz filan değil, felaket cimri. En iyi yerlere gitmek isterler. En iyi yerlerde yemek isterler. En ama kaliteli. Cömerti de çok cömert be. Yok. Bir iki tane tanıyorum bak, babam. Bir iş adamı ahbabım daha var, o. Bir kişi daha. Aşırı cömert yani onlar da. Onların da yükselen burcu aslan falandır. Aslan erkekleri, aslan bayağı bir cömerttir. Oradan etki almıştır. Ya da başağın Merkür aslandadır. Yani yine özel haritaya ama kayıyor. Ama hasta. Bak üç topraktan bence en pintileri başaklar. Oğlaktan bile beterler. Yani şimdi böyle o kadar tuhaftırlar ki, mesela şöyle bir şey olur. Onunla bir yere gidersiniz. Bir şey yersiniz, içersiniz. Daha siz yerken içerken kafasında matematiksel hesaplar başlamıştır. Terk hatta edilme sebebi. Hatta verilen bahşişe kadar. Bahşiş bile onun için hesabın içindedir. Böyle çok ince detaylar. Akıllı bir kadın zaten onu çözer. Benim bir arkadaşım var. Buradan Kadıköy'e yürüdü. Dolmuş parası bile vermemek için Başak Burcu. Manyak gibi para biriktirdi ama. Devam. Ay başlarım ben onu biriktirdiği ya, parayı. Harcamaz ki zaten onu be. Ne parası? Manyağa bak. Sana bir şey söyleyeyim şey mi? Mi? Pis. Hayat kaçıyor, elinin altından gidiyor. Ne o? Mesela, 1 lirayı biriktiriyor. 25 yaşında bir şey yaşamamışsın, 33 yaşında bir şey yaşamamışsın, 45 yaşında bir şeyler eksik kalmış ama bu arada ne o? Para biriktirmişsin. Süper. Yani ama sen hayatı kaçırmışsın, ne olacak ya, her an ölebiliyorsun. Harbiden ha. O yüzden hayatına hakkını geçen vereceğim. Gün bir şey alıyordum bir dükkandan, kartım var. Kız dedi ki 3 lira falan, 3 lira mı ne birikmiş böyle. Düşeyim mi dedi aldığınız şeylerden. Düş dedim. Ben ne kadar hep dedim 1 lira bile biriktirse düş diyorum. Çünkü dedim yarın ölsem dedim o 3 lira dedim orada kalacak dedim. Kız böyle baktı. Tabii bu da bir bakış açısı dedi bana. Ama öyle dedim. Ama yarın ölsem o 3 lira dedim şimdi orada kalmış olacaktı. Al dedim ona hesaptan düşenden harcayayım. Beyninden geçireni anlatayım. Beyninden ne kadar akıllı kadın. Ben bunu hiç yapmıyorum. Ben de bunu denemeliyim. Kesinlikle ona örnek olmuşsun. Yoksa 30 puan biriktirmek için 10 şeyi bilecek, 10 alışveriş niye bekleyeyim abi? Yarın ölsem şimdi o 30 puan için öyle mi yaşadım? Sana bir şey söyleyeyim mi? Yemeğinin parasını yerler diye aynen bir olay öyle. Var ya. Başağın parasını da hep birileri öyle yer. Öyle mi? Oh yerler. Canıma değilsin. Yani ya çocuğunun çok büyük bir problemi olur ona harcar ileride. Yok ailesinde bir sorun olur. Ya da biriktirdiği parayı boşanırken kırsa alır gider. Ya başakları da müstahak olsun denir ya eskiler. Kıyamıyoruz biz başakları ama yine seviyoruz. Daha ama kadınları daha sanki duygusal şirin geliyor bana nedense. Onlar da çok zekiler. Hayran olunacak bir zekaları. Yani başak insanı genelde gerçekten insanı hayran bırakacak bir zekası vardır ama zekası da sende kalsın hesabı da vardır arkada. O yüzden başağı sever miyim? Severim. Sevmem mi? Sevmem. Ama severim. Severim, sevmem. Sevmem, severim. Böyle çelişkiler yaşatır başak bana. Ama sonuç olarak da hayatımız 12 burcun içinde var. Bu arada benim ay burcum başak. Öyle mi? Evet, ay burcu. Ama öyle matematiksel hesaplarım yoktu. Yok. Yayın benim de oğlak. Al işte. Ne o? Biz onları aşmışız artık. Biraz fazla. Allah bize onlara tutumlu olalım diye vermiş mesela. Ben de disiplin mesela. Ya, iş disiplini. Sen de titizsin ama. Çok titiz. Oturduğumuz yeri devamlı silerim. Bir restorana benim oturmuşsam. Benim bir şeyim başakta da oradan. Yurda bana demişti ki sen bayağı hizmetçisin dedi yani. Ha, İş hayatında mı başakta acaba? Ki tam olarak şimdi. Bir şeyini bulmak. Olabilir. Ben sana bir haritam vardı. Bir ben de unuttum Burada şimdi. Burada var orada. Açarız biraz sonra. Mars'ın başak. Domestsin sen dedi. Senin kadar dominant, şahsiyetli, ben kardeşim diyebilen bir insan dedi. İş hayatında domestsin sen. Kızım senin haritana bakmadan belli. İş hayatında, belli. İş hayatında hizmetçi öyle. Olmak ha, nedir işte iş hayatında? Bir kartvizitsin sen. Nedir bir benim başakta? Yani.
Başak'ta muhakkak şimdi Ay burcunun Oğlak olduğuna göre onu geçelim ama Ay Oğlak'ta bazen toprak olduğu için Başak'ı anımsatır. Mars'ın Başak'ta olabilir ya da bir gezegenin yöneticisi orada olabilir. İş hayatında çok büyük domesin diyor bana. Ha, şimdi hiç iş hayatında ben bilmiyorum kardeşim oldu, ben buyum oldu diyemiyorsun diyor. İlla ki çalışırsın diyor eşek gibi sonuna kadar. Bir dakika yükselenin senin Koç. Neyse boş ver beni. Başak'la. 6. evim Başak. Çalışma hayatım Başak. Ha, işte tabii ondan. Orada çalışma hayatım ve birlikte iş yaptığın insanlara muhteşem bir organizasyon sunar ama eli sopalı da beklersin. Bunu yapacaksın. Bu işi bitireceksin dersin. İşin mükemmel olması için organizasyon çalışmaya çok değer verirsin ama yine de en son sözü sen söylemek istersin. 6. ev başa sağlığa önem verirsin. Onun için sağlık programları yapıyorsun. Olabilir. Aşk? Aşk işte verdiğim kadar alırım, aldığım kadar veririm olayı vardır ya. Konuşacak çok fazla evet, bir şeyimiz yok aşk hayatında. Flörtöz insanlardır. Her ilişkide kendini yücelmesini ister. Onu yücelten ve akıllı insanlara daima ihtiyacı vardır. Özgüveni biraz içsel güvensizliği olduğu için özgüveni yüksek insanları severler ama fazla özgüveni yüksekse kaçarlar. Böyle bir kaçıp kovalamaca modu vardır onlarda. Yanındayken eleştirirler, o kişiden uzaklaşınca özlerler. O özlemler ve eleştiri arasında beraber olduğu insanı serseme çevirebilirler. Ama beraber olduğu insan ondan daha zeki, akıllıysa hiç serseme çevirmeden gider. Yani çok farklı, çok özel bir aşk kategorisi vardır onu. Çözmek lazım. Her başak ayrıdır ama muhteşem bir kibirleri vardır ki o kibirlerini yok edecek. Birine rastladıkları zaman çok didişir onlarla ama muhakkak biri galip gider. Yine yalnız kalan Başak'tır. Onun için bakir burç derler. Hiç bakir falan değillerdir ama yalnız yaşadıkları için hep yalnız insanlardır. Kadını da erkeği de. Kadının çok evleneni de vardır Başak, Merkür sürekli ama sonuç olarak ruhuna uygun insanları bulmakta zorlanırlar. Başak'ın aşkı zordur. Ya böyle bir şey. Ya. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.